Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
Kameramızın önünü açmamız gerekiyor arkadaşlar. Orada arkada bir kameramız var. Canlı yayında şu anda. Çok rica edeceğim. Kameraman arkadaşlarıma yardımcı olursak burayı açarsak çok teşekkür ederiz. Kameraların önünü çok rica edeceğim. Yaklaşık 1 milyon kişinin takip ettiği canlı yayınımız var. O yüzden sizden çok rica edeceğiz. Kameralarımızın önüne yardımcı olursanız. Çok sağ olun. Sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanım, Sayın İYİ Parti İl Başkanım, ilçe başkanlarımız, Sayın CHP Kadın Kolları Başkanımız, Sayın İYİ Parti bir önceki dönem belediye başkan adayımız, ASKİ Genel Müdürüm, Genel Sekreter Yardımcılarım, kıymetli muhtarlar, değerli sofurlar. Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yerli yerinde hizmet projesi kapsamında abone ve tahsilat sofuru şubemizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, tezip buyurlarsa konuşmalarını yapmak üzere. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaları alkışlarımızla mikrofona arz ediyorum. Millet İttifakı'nın çok değerli il başkanları, değerli ilçe başkanları, kadın kolları, yöneticileri, başkanları, gençlik kolları, ASKİ'nin ve Büyükşehir'in çok değerli yöneticileri, sevgili muhtarlarım, meclis üyelerim, ve değerli kardeşlerim, Adana'nın incisi olacak Sarıçam'ın değerli sakinleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu arkadaşlar şuraya biraz bu tarafa gelsinler, gelin böyle gözümün önünde olsun kardeşlerim. Şimdi yerli yerinde hizmet diye burada hem abone işleri hem tahsilat yapmak için bir işletme açıyoruz. Demin Çukurova'da söyledim. Buradan ASKİ'ye biriniz gitse, para yatırsa, aboneyle ilgili bir işlem yapsa, ya iptal olabilir, yeni abone olabilir, değişiklik olabilir. Herhalde minimum 3 saatiniz gider değil mi? 2 görmüş değiştireceksiniz. Trafik cezası yer misiniz? Tabi ucuz ulaşım diye otobüsü de tercih ederseniz en az yarım saat otobüs bekleyeceksiniz giderken gelirken. Dolayısıyla 3 saatiniz gidecek. Orada da söyledim. Değerli kardeşlerim, zaman aslında çok önemli bir mefhum. Hiçbirimiz çok dikkat ediyoruz ama gidip geri gelmeyen tek şey zamandır. Parayı kaybedersiniz, kazanabilirsiniz. Allah korusun çok kötü hastalık olmazsa hastalıkları atlatabilirsiniz. Ama zamanı geriye döndürmek mümkün değil. Ve dolayısıyla biz siz kardeşlerimize öyle bir sorununuz olduğunda en azından ayda bir kez 3 saati size kazandırıyoruz bu vesileyle. Hayırlı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, ben Sarıçam'ın bize verdiği yüksek destekten dolayı da hepinize, bütün Sarıçam'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tabii ki biz bu oyların kıymetini bileceğiz ve size hiç görmediğiniz oranda hizmet yapacağız. Belediyemizin durumu malum. Ekonomik şartlarımız malum ama evvel Allah'ın sonra hepinizin sayesinde bunları aşacağız. Ve ciddi bir hizmet hamlesi yapacağız. Ve zaten bunu artık ASKİ'de hissediyorsunuzdur. ASKİ yaklaşık 10 milyon 15 milyon eksi veren bir kuruluştu. Şimdi 15 milyon geçen ay 22 milyon artı veren bir kuruluş oldu. Ve dolayısıyla bugün Karataş isele attı. Karataş'ın arıtması, Buruk kolektörü, İmamoğlu'nun suyu ve arıtması, Kozan'ın arıtması, Sayın Beyli'nin suyu, Tufan Beyli'nin suyu ve arıtması, Sayın Beyli'nin arıtması. Bunların hepsini şu anda realize ediyoruz.
Bunlar başlayan ama parasızlıktan ötürü duran işlerdi. Ve hepsi sizler için çok elzem işlerdi. Şimdi Kuzey adına İsale hattı projemiz var. Bu da başlamış ve durmuştu. Ona hızla bir hareket kazandırdık. Yaklaşık 64 Sarıçam köyü bu vesileyle Çatalhan'ın suyuna kavuşacak. Kızılkaş dahil. Yakında inşallah oraya da su vererek yavaş 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 aşağı ineceğiz. Değerli kardeşlerim, bakın, ASKİ önemli bir kuruluş. ASKİ belediyenin yarısı. ASKİ'siz belediye düşünülemez. Ne dediler sizlere kafanızı çelmek için? Bunlar ASKİ'yi PKK'ya verecek dediler, değil mi? Kazacaklar dediler, şu dediler, bu dediler. Neler neler söylemediler. Hani Demirel diyor ya, Hora orada, ASKİ orada duruyor. ASKİ sizin ASKİ'niz, bir yere gitti yok. Bir yere verdiğiniz de yok. Bir yere vereceğiniz de yok. ASKİ'siz, ASKİ'siz belediye değil mi? Ve bu kardeşimiz yönetim kabiliyetini kullanarak, ki benim yönetim kabiliyetim, yönetim mentalitem çok farklıdır. En ince detayına kadar incelerim. İyi para yönetirim. Zamanı iyi yönetirim. Kadroyu iyi kurarım ki niye bunları yapıyorum? Sizlere güzel hizmet yapabilmemiz için. Çünkü biz onun için belediye başkanı olduk. Size hizmet edebilmemiz için belediye başkanı olduk. Bu ASKİ zarardan kurtulup 15-20 milyon fazla vermeye başlayınca Adana'da çok büyük 10 projeyi başlattık ve hızla devam ediyor. Şimdi 64 köye su vermeyle de kalmayacak burası. Yedi Göze Barajı'nı yapacağız arkadaşlar. Yedi Göze Barajı'yla bir sürü insan hava atıyor. Yedi Göze Barajı 2011'de projesi başlatıldı. 2011'de projesi yapıldı. İller Bankası tarafından onaylandı. Ama nedense su ve kanalizasyon ve arıtma işinde çok uzman olan İller Bankası'nın projesi bırakıldı. Başka bir proje yapılmaya çalışıldı. Bunu da alelacele 311 milyona ihale ettiler. Allah'tan bizim arkadaşlarımız, bizler farkına vardık, projeyi durdurduk. Bu haliyle gitseydi 1,5 milyara bitecekti. O parayı bulmak da mümkün değildi zaten. Sonra müteahhit firma 600 liraya falan yaparız, 600 milyona. Ama ASKİ'nin İller Bankası ile birlikte yapacağı projeyle inşallah bunu 285 milyona bitireceğiz. Ve bu dönem bitireceğiz. Adana'nın hiçbir yerinde susuz ne köyüne mahalle kalacak. Yedigöze Barajı'yla Kozan Merkez, Yumurtalık Merkez, İmamoğlu Merkez ve Ceyhan Merkez'e ve 163 köye su vereceğiz. Sağlıklı su. Ve kıymetli kardeşlerim, şu anda su isale hatlarının neredeyse yarısı asbest. Kanserojen madde etkisi yapan su isale hattından, su iletim hattından diyelim, su içiyoruz. Ben buna dayanamam sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Ben kardeşlerime asbestli borudan su içiremem. Daha ne hal işleri çözeceğiz. Tabi belediyenin işi biraz daha zor. ASKİ'yi çözdük de belediyede hala sıkıntılar devam ediyor. Belediyede geldiğinizde gelir 95 milyondu, gider 150-160 milyondu. Yani her ay 60 milyon açık veriyorduk. Yani borç artmaya devam ediyordu. Geçen ay bu açığı 18 milyona düşürdük. Bu ay biraz daha düşüreceğiz. İnşallah yılbaşında açık veren bir bütçe artık kalmayacak. Büyükşehir'de de büyük yol hamlesi, büyük yatırımlar ve size hizmet eden bir belediye bütçesi elbette yapacağız. Ve tabii ki
işçi kardeşlerim oradan bakıyorlar. Sizi de zamanında maaş verir hale getireceğiz. Hadi gözünüz alın size. Hadi. Evet, kıymetli kardeşlerim. Onu da bu kardeşiniz ekibiyle birlikte gerçekleştirecek. Çünkü yoktan var edemeyiz biz. Hizmetlerin hepsi parayla olur ve para da bizim bir şekilde üretmemiz lazım. Ama burada şimdi Sarıçam'a şöyle bir müjde vereyim. Kolektörün dışında. TOKİ'de kardeşlerim oturamıyor. Kolektör yarım kaldı çünkü. Kolektörü bitireceğiz. Kardeşlerim TOKİ'de oturmaya başlayacaklar. Takılarını alacaklar. Onu bekliyormuş onu. O iş bana geldiği an müdahale ettim. Hemen gelen dedim ki hemen en kısa sürede bunu yapın ve kardeşlerimiz yine evlerine kavuşturun. Şimdi burayı incelettim arkadaşlar. Bir kere belki bu sene olmaz ama boydan boya çok ciddi bir bulvar açacağız Sarıçam'da. Sarıçam'ı gerçekten Adana'nın incisi yapacağız. Ama ondan önce çok hızlı yapacaklar, bunu söyleyeyim. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ben hepinize gururluyorum. Ben insanlarımla gururluyorum. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki yerimiz bulduk. Muhtemelen birinde park, birinde hanımlara, kadınlara kreş yapacağız. Rahat rahat çocuklarını bırakıp ucuz fiyata çalışabilsinler. Çünkü çalışanlar için en büyük dert çocuğun bakım işi. Eskiden anne bakıyordu, karnına bakıyordu ama şimdi o şartlar modern dünyada yavaş yavaş kayboluyor. Emniyet müdürünün karşısında arkadaşlar, şimdi söyleyeyim, 6000 metrekarelik bir alan var. Belki orayı daha böyle mahalle merkezi, işte şey merkezi gibi bir şey yaparız. Osman Gazi Mahallesi'nde muhtar bana bakıyor. Osman Gazi sanki Orhan Gazi. Orhan Gazi. 47 metrekarelik bir alan var. 47 bin metrekareyi Sarıçam'ın en büyük parkı yapacağız. Hadi hayırlı olsun size de. 47 bin metre. Projesine başladık. İnşallah onu da 2 senede bitireceğiz. Evet. Ama dur bakalım, bir muhtemelen de ki bize yok mu? O zaman ne yapacağız? Sırayla arkadaşlar, şimdi Sarıçam'da en az 3 park, en az 2 kreş yapacağız. Ve bunu süratle yapacağız. Ve bunu dedin -60 milyon veren bütçeyle yapacağız. Güveniyorum çünkü biz hızla belediye bütçesini iyileştiriyoruz. Biz hizmetçi varız. Bu kardeşinizin yönetim mentalitesi kimseye benzemez. Bak burada onlarca benim çıkıyor birlikte yanında çalışan kardeşlerim var. Oradan Ali bakıyor, buradan İbiş bakıyor. Bir oradan bizim bak Veli bakıyor. Çıkıyor birlikte bile. Ben orada siyaset gütmedim. Partiliği oturtturmadım. Eğer bir insan bir yerde çalışıyor, maaş alıyorsa çalışacak kardeşim. Emek verecek. Benim partim iktidar, ben rahibim, başkası çalışıyorum, benim olduğum yerde duyamaz. Daha fazla çalışacak. Ve biz Çikobili dahi zarardan kurtarıp kâra geçirdik. Belediyeler yapacağız. Hani belediyeler kâr meselesi değil ama fazla vermeliler ki rahat yatırım yapabilsinler. Millete hizmet edebilsinler. Ve sevgili kardeşlerim, şu kadarını söyleyeyim. Bu sene durumumuz çok kötüydü. İnanın mazot yok dediklerinde benim içim parçalanıyordu. Un alamıyoruz dediklerinde içim parçalanıyordu. Ama Allah'a şükür şimdi bunları ortadan kaldırdık. Ve giderek iyileşen, giderek düzelen büyükşehir bütçesinde ciddi işler yapmaya başlayacağız. Onun için bu sene çok yerinde yeteri kadar yol yapamadık. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama bu sene bile yaklaşık 3000 ton asfalt dökeceğiz. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim, bitireyim. Hani hatırlarsınız, ben her mitingde dedim ki Seyhan Belediyesi Başkanı olarak 1500-1600 ton asfalt döküyoruz diyordum, değil mi? Hatırlarsınız değil mi? Büyükşehir de 1500-1600 ton döküyordu diyordum.
burada hepiniz dinlemişsinizdir. Ben diyorum ki Seyhan Belediyesi 1500-1600 ton asfalt döküyorsa Büyükşehir Belediyesi en az 4000 ton dökmeli. Değil mi? 5000 ton dökmeli. Şimdi biraz artık asfalt alabilir duruma geldik. Rahat rahat yakıt, mazot alabilir duruma geldik. Dedim ki 3000 ton üretmeye başlayın. Değil, üretemez dediler. Nasıl üretemezsiniz dedim. Makinenin kapasitesi en fazla 2000 ton. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir uçtan bir uça 2000 ton asfalt neye yeter? Hemen 100 bin ton asfalt ihaleye çıkın. 100 bin ton da asfalt biz yapacağız. Aralığa kadar, kışa kadar da 200 bin ton asfaltı da dökeceğiz. Ama 200 bin ton asfalt yetmez. Seneye inşallah 700-800 bin ton asfalt dökeceğiz. Hedefim, çabam, gayretim, niyetim odur ki 2020'nin sonunda yol problemi kalmasın. Kalmasın. Hedefim odur. Hedefim odur. Hedefim de %100 olmasa bile %80 tutturacağımıza inanıyoruz. Siz Tufan Beyli'den, Sayın Beyli'den, Alabağ'dan geliyorsunuz. Kozan'dan geliyorsunuz. Köylerle biliyorsunuz değil mi? Ben seçimde gezdim. Allah Muhammed hakkı için bir köy yolu düzgün olmaz mı? Bu kadar işi bizim bir anda yapmamız da mümkün değil. Dedik ya yoktan var etmek ancak Yüce Allah'a mahsus. Ve bu sene sadece Kozan'da 50 kilometre yol yaptık. Vesati kaplamayı bıraktık. Ben şundan çok mutlu oluyorum. Göller yaylasını yaptık. Kızıldağ yaptık. Kozan'da 50 bin metre yani 50 kilometre asfalt döktük. Beni arıyorlar diyorlar ki başkanım senin yaptığın yama eskisinin asfaltından daha güzel. Çünkü bu kardeşlerim en iyisine layıklar. Biz en iyisini yapmak mı? Hani çirişler derler ya. Biz çirişlemeyiz kardeşim. Biz gerçek yaparız. Bir tane de kontrol ederiz. Düzgün yapıp yapmayalım. Sen yaparsın başkanım. Evet. Şimdi yer hamlesine inşallah Mayıs'tan itibaren başlayacağız. Ve %80 memnuniyet yapacağız. Kıymetli kardeşlerim Aski'deki devam edecek. Size dedim 3 park burada büyük park yapacağız. 2 kreş yapacağız. Sarıçam'da ve bilim dünyasındasınız. Üniversite Sarıçam'da. Bu aslında sizin için büyük bir zenginliktir. Ben sabah bir konuşma yaptım. Benim başkanlığımı yaptığım makine mühendisliği odasının önemli bir paneli vardı orada. Bir bilim yuvasında olmanın mutluluğunu yaşıyorum dedim. Ve şunu söyledim değerli arkadaşlar. Öyle bir ulu önderimiz var ki deha, dünya lideri. Ne diyor? Diyor ki benim fikirlerim ilimle bilimle çatışırsa ilimi seçin diyor. Bilimi seçin diyor. Demek ki biz de ilimi seçeceğiz. Böyle deha bir ülkenin kurucusunun böyle bir ülkenin bir ferdi olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum ben. Biz dün de bugün de yarın da Mustafa Kemal Atatürk'ten öte lider tanımayız. Tanımayız. Ve tabii ki bu kadar deha olmasaydı, bu kadar zeki olmasaydı, Mustafa Kemal Atatürk bu Allah'ın bize bir lütfu olmasaydı, 1918 şartlarında bu ülkeyi kuvvetli 7 düvelden kurtarıp, ulusal kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırıp cumhuriyeti kuramazdı. Bu Atatürk'ün büyüklüğüdür işte. Bizim ödenemez minnet borcumuz var Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlar her zaman. Ve değerli kardeşlerim bu mücadelesini, bu zaferi de cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bu güzelim ülkeyi, bu güzelim memleketi bize bahşetmiştir. Bizim onun kıymetini bilmemiz lazım değil mi? İşte biz de her ulusal bayram olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nı da büyük coşkuyla kutlayacağız. Ulusal bayramların hepsi çok önemli ama bunun en önemlisi Cumhuriyet Bayramı. Onu da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim'de saat 6.30'da belediyenin önünde buluşacağız. Ve ondan sonra da Ürgüncü'de saat 20'de yani saat 8'de Göksel diye bir sanatçımızın harika sesi vardır. Pişman olursunuz gelmezseniz konser olacak.
O şeyden geçerken para isteyenlere de bu biz başkanlarız diyeyim. Para bana vermeyin. Hep bendensiniz. O gün metrolarda, otobüslerde bedava olacak. Hem meşaleli yürüyüşe hem konsere sizleri bekliyoruz. Biraz sonra da İl Başkanlığı'nda birlikte Cumhuriyet Bayramı'nın toplantısını yapacağız. Hepinize açacağınız bu tesis hayırlı uğurlu olsun. Bu inanın daha ne? Ama bu vesileyle çok sevdiğim Sarıçam'daki kardeşlerimin, Adanalı kardeşlerimle birlikte olmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerimi kurun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sevgili başkanım, Sarıçam'ın trafiğini şimdi bir tane araba şu Üsküdar'ın altında bozulmuş olsa 2,5 saat bekliyoruz. Sarıçam'ın trafiğini Mehmet Akif Ersoy'dan belediyenin arkasından Orhan Gazi'ye bağlayan bir bulvarımız var. Yıllardır sürüncemede kaldı. Sizi şereflendirecek, onurlandıracak en büyük bulvar o bulvarımız olacak. Teşekkür eder, saygılar sunarım Sayın Başkanım. Yapacağına da inanıyorum. O bulvar zaten var. Onun da dışında sizi yüreğine, Seyhan'a bağlayacak büyük bulvarı da yapacağız. Ta İmamoğlu yoluna kadar. Hiç merak etmeyin. 13 attık seneye dedim ya, bu sene zor. Evet. Efendim başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi efendim tesisimizin açılışını yapacağız. Kurdelemizi keseceğiz. İl başkanlarımızı başkanım bize doğru dönerlerse basın mensubu arkadaşlarımız için protokolümüzü alalım efendim kurdele kesmek için. Büyükşehir Belediyesi ve Asıl Genel Müdürlüğü tarafından yerli yerinde hizmet projesi kapsamında abone ve tasvurda Sofuno Şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bu merkezde abone işlemleri, tasvurat işlemleri yapılacaktır. Buradaki Sarıçamlı Sofuno Şubemizin hayırlı uğurlu olsun. Abi.